Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Vazifemiz 3 kişi üzerinde kalıyor. Kaç kişi? Size kadar söyleyeyim.
şey hocam. Ne demek o? Yani 2 milyar Müslüman olsa, her Müslüman da 3 kişi Müslüman etse kaç milyon olur? Anlayamadım. Olur mu? Bir de kendisi vardı. Gördün mü? 8 milyar olur. 8 milyar. Zaten 8 milyar hesap bulamayacaksın. Yani yeryüzü Müslümanlarla hesapla olacak be kardeşim. Ama sağındaki solundaki olmayacak insanlara uğraşmak yüzünden, fındık kabuğunu doldurmayan meseleler yüzünden asli vazifemizi bırakıp olmayacak insanların derdine düşüyorsun. Ondan sonra da haydi bakalım sıkıntıya çek bakalım. Rabbim hakkıyla uyanmayı bize ikram eylesin. Başaracağız. Yakışmaz mı bize? Hele hele böyle kıymetli insanların kontrolünde bize yakışmaz mı? Rabbim bize inşallah bu işin ciddiyetini anlamaya bir bize ikram eylesin. Amin. İhsan eylesin. O yüzden bak 170 küsür sene önceden bahsediyor. Şimdi diyor cihanda alemde bir fesat koptu. Ortalık bozgunculuğa uğradı. Bozuk insanlar çıkmaya başladı. Olmayacak insanlar çıkmaya başladı. Hoş olmayan şeyler çıkmaya başladı. O zamandan bahsediyor. Şimdi artık sen düşün. Hevai nefse düştün az bu anda. Bütün insanlar diyor bu anda nefsin arzularına düştü. Arzuların peşine düştü. Dünyanın peşine düştü. Nefsi ne istiyorsa, zevki ne istiyorsa ona doğru meyillendi. Hakikaten bir düşün şu andaki durumu bir bak. En kaliteliyim diyene bak, göreceksin ki arzular hep dünyevileşmiş. Bütün düşünceleri dünya, dünya, arzular hep dünya olmuş. Değilizdir inşallah. İnşallah. Ama korkarak söylüyoruz aslında. İnşallah. Rabbim başarmayı nasip etsin. Amin. Ama yoksa insan kendini bir incelemeli. Büyükler bir şey söylüyorsa, bildiriyorsa gerçekten bir tehlike duydukları için. Ve vel hayatüd dünya illa meta'ul gurur. Rabbimiz buyuruyor. Dünya hayatı olmadı. Ancak aldatıcı bir meta oldu. Yani insanı aldatır. İnsanı kendi peşine düşürür. Kendi arzularına, kendi efsane duygularının peşine koşturur. Rabbim hepimizi kayırsın inşallah. Amin. Rastlıyor bu anda diyor. Hep diyor nefsinin derdine düştü. Efsane duygularını pekiştirmeyi, kuvvetlenmenin derdine düşmüş. Rabbim her birimizi muhafaza eylesin. Şimdi adam yanlış anlaşılmasın. 40 yıl nefsini beslemiş. Kaç yıl? Besliyor. Ondan sonra biraz ibadete dönüyor. Başla hocam diyor. Döndük ama diyor. Yine bir şey yok. Bu var ya kadar. 40 yıl besledi. Şimdi daha dur bakalım bir 40 yıl çalış da ondan sonra bu mesleğin bir kendine gelmiş olsun. Sen hemen 3 günde olay düzelsin. Hemen kendine gelsin işler. Hemen menfaatlenme mantığı düşünmeye başlıyor bana adam. Menfaatlenme mantığı. Rabbim vermiyor bizi muhafaza. Amin. İnşallah başaracağız. İnşallah. Ama diyor eğer alim eğer alim şu anda alimi de böyle diyor. İbadet edici de böyle diyor. Yani alimi de diyor nefsini arzularına düşmüş, makamının derdine düşmüş, kendini bir takım insanlara beğendirme arzusunu peşe düşmüş, bir takım menfaatler karşılığında nevzubillah tehlikeye düşmüş, abidi ibadet edicisi de böyle. İbadet edenin nedenli vakti olmuş. Rabbim böyle olmaktan hepimizi bağlıyor. Amin. İsmet Efendi, büyük şey efendi, 170 küsür sene önce ifadeyi söylüyor arkadaşlar. Artık bu zamanı biraz siz değerlendirin. Mevlam, gerçekten rızasına uygun şekilde inşallah. İlim erbaplarından, ilim erbaplarından olmayı bir rızası yiyoruz. Amin. Şimdi tabii adam oturdu ya, adam ben şey yapar, değerlendirme yapar. Kızar, darılır, bilmem, ahmet, dövet, dövmeye başlar. Mübarek adam, sen ilim erbabı ol, öyle bir
çekme erbabı ol ki gerçekten Mevla Teala'nın razı olduğu bir ilim erbabı ol. Çünkü Mevla Teala ilmi isteyene veriyor. Yaş sınırı koymuyor Mevlamız. Zenginliği istediğime vereceğim diyor. Ama ilmi isteyene vereceğim diyor Mevla Teala. Yaş sınırı yok. Önemli bir şey söyleyeceğim size. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendine peygamberlik geldiğinde 40 yaşındaydı. Ama sahabe-i kiram efendilerimiz arasında 60 yaşında da var mıydı? Vardı. 70. Vardı. Daha yüksek yaşlar vardı. Ama buyuruyor ki Efendimiz, hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz. Kurtuluş edersiniz. Onlar hidayet yıldızlarıdır. E gördün mü sen? Mübarek adam demek ki bu işin yaşı yok. Hangi yaş olursa olsun. Efendi Hazretlerimiz Fethi Sallallahu Aleyhi ve Sellem pazar sohbetinde buyuruyor ki 70 yaşına kadar okuyun. İlk açılış 70'ten başladı. Sonra bir hafta sonra 90'a çıkarttık dedi. 90'a çıkarttık yaşı diyor. Sonra bir hafta sonra dedi ki yaşı kaldırdık ölünceye kadar. Alıştır alıştır demek yedirirsin. Alıştır alıştır. Ne olur okusak. Devamlı oku. Kendini geliştirmiş olursun. Ve gerçekten işe sarılırsan, ciddiyetle sarılırsan Mevla Tanrısı'nı ilim sahibi yapar. Allah'ım önümüze ikram etsin. Her türlü yanlış anlaşılmasın, özür dilerim söylüyorum. Her türlü film sahibi oldum. Öyle filmler biliyorsun ki, öyle diziler biliyorsun ki, öyle işler biliyorsun ki. E bu bari bunu bir tanesine çevirsen, ilme çevirsen ilim sahibi olacaksın yani. Rabbim her birimize okuma iştiyakı nasip etsin. Amin. Başaracağız inşallah. İnşallah. Sultanımız Efendimiz bu işe çok önem verdi, çok. Ufağından büyüğünden fark etmez. Herkes oku 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 okusak da okusak da oku. Malta çarşısında birisi Efendi Hazretleri dersine katılmaya başlamış. Kendisi inşaatçıymış. İki ay okumuş iki ay. Sonra vefat etmiş. Efendi Hazretlerimiz buyurmuş ki onu tamamlayacaklar. Nerede tamamlayacaklar? Kabirde. E gördün mü sen mübarek adam? Samimiyetle bir işe sarılıyor. İki ay sonra vefat ediyor ama inşallah ahirete ulema olarak, ilim sahibi olarak çıkacak inşallah. Ve men yehruc min beytihi muhaşşan ila Allah ve Resulihi thumme yudrikul mevtu fakat veka ecru ala Allah. Sahabe-i kiram efendilerimizden bir tane çok yaşlıydı, hastaydı. Hicret ayeti gelip kendisine gelince bu sefer hicret etmeyi arzu etti. Daha önce de bir hicret edememiş hasta olduğundan dolayı. 90 yaşlarında buyuruluyor. Bu ayet-i kerimeyi okumuş Efendi Hazretlerimiz. Sonra netice itibariyle o zat hicrete karar veriyor. Evlatları topluyor. Evlatlarım diyor beni diyor hicrete. Yani Medine evine öyle götürün bakayım. Baba çok hastasın. Şöylesin böylesin. Oğlum siz ne diye güne duruyorsunuz. Hadi götür bakayım. Hicret kararı veriyor. Yola çıkıyor. Yol esnasında yaşlı ya vefat ediyor. Yolda ne yapıyor? Vefat ediyor. Bize de rahmet oluyor. Allah ondan razı olsun. Amin. Bu sefer müşrikler seviniyor. Gördün mü diyor bak. Gidemedi diyor. Gidemedi. Ne işin var diyor senin içinde. Müşrikler seviniyor. Müslümanlar da üzülüyor. Eyvah diyor. Hiç edemeden öldü ya diyor. Hicret edemeden ödülü diyor. Yolcu yok. Mevla ayet döndürüyor ayet. Her kim evinden hicret niyetiyle çıkarsa, hicret için çıkarsa, sonra o sümme yüzlük kulme, sonra ölüm ona gelirse, fakat veka ecru alallah. O mükafatını Allah katında bulur diyor Hazreti Allah. Gördün mü sen? Rabbim bu yolda bizlere devam nasip etsin inşallah. Başaracağız bu işi. Seveceğiz. Neyi? Okumayı seveceğiz. Arzu edeceğiz inşallah. İnşallah. Şimdi geçen hafta bulunmuş olduğumuz yer, karşı tarafta, çalışma sınavında söylüyorum. Bulunmuş olduğumuz yerde bir tane abimiz var. 50 küsur yaşlarında Kur'an'a geçti. Kur'an okumaya başladı. Var ya, biri mutlu, biri seviniyor. Ölmeye ya. Heyecanlı ki.
gerçekten. İnsan işte şu duyguyu yaşamak için Kur'an öğrenir ya, dedi kendime ya. Yani sadece şu duyguya, şu güzelliği yaşamak için insan bunu öğrenir ya. Allah'a başarmayı nasip etsin inşallah. Evet, başaracağız inşallah. Hadis, tefsir, fıkıh kaldı dünyada. Eğer sen insanlar olarak, alim olarak, abid olarak, ibadet için olarak, eğer sen ilmi bırakırsan, yani ilimden uzak kalırsan, tefsir ilmi, yani Kur'an anlayıp müşahane açıklaması, hadis ilmi, peygamber sallallahu sözleri, fıkıh ilmi, ibadetlere ait olan hükümler, bilgiler, bunlar nihanda kalır, yani yabanda kalır. Bunlar gizli kalır. Bunlar ortaya çıkmaz. Sen bu işi sevmezsen, sen bu işi sevdirmezsen, Kur'an'ın açıklamasını, şimdi Hafız Efendi okuyor, bizim hacı abi ağlıyor. Ne okudu belki o? Niye ağlıyoruz abi? Ya çok güzel okudu, ondan ağladım. Mübarek adam. Manası okunduğu zaman, ya bu zamanda ölüm olur bir adamın, devamedin billah. E mübarek adam öbür taraftan ağlıyordun. O yüzden Rabbim, ne olur, şu Kur'an'ı alayım, şu an ifadelerinden, okunduğu zaman o zevki, o manayı anlama ve yaşama güzelliğini hepimize ikram et. Anlayalım ya. İnşallah. Anlama kabiliyetimizi Mevlam artırsın inşallah. İnşallah. Ama sen eğer Arapçaya bakmazsan, tefsire bakmazsan, hadise bakmazsan, fıkıha bakmazsan, sen bakmazsan oğlum bakar mı? Sen bakmazsan kardeşin bakar mı? Komşun bakar mı, dostun bakar mı? Sen bu işi sevmezsen başkası sever mi? Rabbim bize bu ilmi sevdirsin inşallah. Allah da bize kalmasın. Olacak inşallah. E ne yaptınız hocam? Çare, ilim erbabına ayrılacağız. Ama akşamları, ama sabahları, ama gündüz, ama gece illa bu işi takip edeceğiz. Boş yerlerden uzak duracağız. Hep bir yerlerin peşindesin. Akşama kadar haber peşindesin. Ne oldu bu haber edildi? Ne geçti eline be kardeşim ya? Moralim bozulmaktan başka şimdi herkesin ifadesi. Daha haberleri takip etmiyorum. E niye takip etmiyorsun? Çok moralim bozuluyor. E gördün mü sen bu var ya? Sen bu ruhu önüne ben onu alayım. Bunu takip et inşallah. İnşallah. Rahmetli Isır hocamız, Allah rahmet eylesin. 96 veya 97 yılında Çukurbosan Camii'nde icazet veriyoruz. O zaman 33 tane hafızımız var, icazet vereceğiz. Rahmetli kürsüye çıktı. Bu ayet-i kerime okudu. Dur öne bağını alayım dedi. Daha ikinci kelimeyi söylemiyor. Başladı üngür üngür ağlamaya. Hem çocuklara bakıyor, o 27 tane, 33 tane hafıza bakıyor. Onların şeyine bakıyor böyle. Boylarına böyle. Ufacık çocuklar onlar. Gerçi hepsi hoca oldular. Hem bunlara bakıyor, hem bu ayet-i kerimeyi okuyor, ağlıyor. Ağladı, baktı ki konuşamayacak, indi aşağı. Yani kürsüden indi ya. Mevlamız buyuruyor ki, kul abimi onlara söyle, hıra bu Kur'an alayım şu an, nebehün alayım. Büyük haberdir, büyük haber. Haber mi arıyorsun? Kur'an'da haber. Sende ne haber? Rabbim bu yolda bizlere ciddiyet nasip etsin. Her tüm anumu oluyordun yazdı Allah. Siz bu büyük haberden yüz çeviriyorsunuz yazdı Allah. Büyük habere bakmıyorsunuz yazdı Allah. Rabbim hepimiz muhafız etsin. Amin. Bakarız inşallah. İnşallah. Severiz Kur'an'ı alayım. İnşallah. Evet. Peygamber sözleri, tefsir, Kur'an-ı Azim açıklaması, fıkıh, ilmi, insan bunları öğrenmeli, öğrendiklerini de öğretmeli. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Amin. Şimdi Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, iki kişiye özenir, iki kişi özenir. Haset iki şey olurmuş. Kaç şey? İki. Tekrar ediyorum, kaç şey? İki. Şimdi bak, dikkat edin şimdi. Bir adam gidiyor, ona diyor Mevla Teala bolca zenginlik vermiş. Ve o zenginliği de Allah yolunda harcıyor. Bu adama haset edilir. Kıskanılır yani. Özenilir bu
iş ya diyor adam. Buna özenmeyi, buna kıskanmayı hoşuna gidiyor. Niye ikincisine bakmazsın sen ya? İkincisi diyor, bir adam ki Rabbim ona hikmet vermiş, ilim vermiş, ince ilim vermiş, zahir ilmi vermiş, vâdî ilim vermiş. Ve o onu öğretiyor. O onu öğretiyor, yaşıyor, yaşatıyor. Buna da özenilir. Ya diğeri daha mı iyiydi bir acaba? Niye? Çünkü diğeri hoşuna gidiyor, dünyanın parisi içinde. Rahat edeceğim mantığı. Niye ikincisine bakmazsın ya? Ne güzel bak. Öğreneceksin, öğreteceksin. Buna güzel bir şekilde buluyor. Önem veriliyor. Haset edileceği söyleniyor. Hasete müsaade olmadığı halde bu konuda müsaade ediliyor. Rabbim bize bu işe ciddiyetle inşallah sarılmayı nasip etsin. Amin. Başaracağız inşallah. İnşallah. Bu nastan ayrılın hakkına gidelim. Bu insanlardan diyor biraz ayrıl ayrıl diyor. Bu insanlar çünkü sen devamlı hep şunu söyler. Ya sen ne yapıyorsun der. İleri gidiyorsun der. Sıyıracaksın der. Nasıl geçineceksin der. Şöyle mi olur der. Böyle mi olur. Her şeyi söyler bu insanlar. Sana öyle endişeler kalbine atmaya çalışırlar, şüphe atmaya çalışırlar ki seni bu yoldan soğutmak için elinden gelen her şeyi yaparız. İmtihan. İmtihan bu iş. İlk önce kim yapıyor biliyor musun? Adam ilk toparlamaya başlasın, açık söylüyorum. İlk toparlamaya başlasın, herkes o maşallah maşallah demeye başlar. Topar, biraz devam etsin. Hemen başlar. Hanımı başlar. Ya bey biraz ileri mi gidiyorsun filan? Ya daha önce diyorduk ya şöyle böyle. Ya hanımından başlar. Annesi, babası etrafındakine başlar. Patron kim varsa etrafında hemen ya biraz fazla mı oluyor filan? Ya bir şey olmayacak ya. Ya dinini yaşamak için bir mücadele veriyor, bir şey yaptı yok mu kardeşim? Hemen etraftakiler başlar. Ama her bir imtihandan başarıyla inşallah geçeceğiz. İnşallah. Ve işin neticeye vardığımız için. İnşallah. Rabbim başarmayı nasip etsin. Amin. Yoksa bu insanlara bakarsan yolda kalırsın. Nerede kalırsın? Yolda kalırsın. Mevla hepimizi muhafaza etsin. Amin. Cemalini bana kemalini seyredelim. Allah'ın cemalini kemalini seyredelim inşallah. İnşallah. Rabbim her birimize bu güzellikleri güzel anlamaya bize ikram eylesin. Amin. İhsan eylesin. Amin. Şimdi ayetlerimize gel. Bu risaleydi. Biraz da ayetlerimize Mevlamız bakalım bize neler duyuracak. İnşallah. İnşallah. Ama dinlerken sizden rica ediyorum. Hep bugün, bu akşam, bu ayetten sanki yeni nazil olmuş. Efendi Hazretlerimiz öyle buyurduk. Hatta salam sonra. Buyurduk Efendi Hazretlerimiz. Ayetler şimdi, şu anda nazil oluyormuş gibi dinleyiz. Rabbim keyisin bir şekilde. Amin. Mevlamız buyuruyor. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah yekmurukum. En tüettü lemanat ile ehliya. Muhakkak Mevla Teala size emir ediyor. Emaneti ehline teslim edin. Rabbim bu ahlakı her birimize, bütün Müslümanlara nasip eylesin. Amin. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim, anlatacağım size, dikkat edin. Bu ayet-i kerimenin sebebini sürdüğünde al. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'yi fethediyor. Kansız biliyorsunuz. 10.000 kişiyle Mekke üzerine geliyor ve Mekke fethediliyor. Rica ediyorum. Zevken, tatlılıkla dikkatli üzerinde duralım arkadaşlar. Ne olur. İnşallah. Ama o Mekke'yi fethedildiği için önce 13 yıl Mekke döneminde çok büyük eziyetler çekti diyorlar Peygamberimiz. Doğru mu değil? Doğru. Medine döneminde durdular mı? Durmadılar. Müşrikler durur mu? Ne yaptılar? 3 tane büyük savaş yaptılar Müslümanlarla beraber. Doğru mu değil mi? Yetmedi. Hicretin 6. yılında Hüneyn anlaşması yapıldıysa neden bahsediyorum? Mekke'ye ümmet için peygamber ve sahabesi sokmadılar. Doğru mu değil mi? 2 sene sonrasında 8. yılda
Bey Hazreti Ali Kerem Ağabeyce Efendimiz açıyor, giriyor içeriye. Şurayı da söylemeden geçirmeyeceğim. Bu da çok önemli. İçeride putlar dolu. Doğru mu değil mi? Doğru. Mekke. Peygamberimiz bastonun ucuyla böyle onları tek tek indiriyor. Oradaki müşrikler ne düşünüyormuş biliyor musun? Bu çok önemli bir ifade ha. Müşrikler söylüyorlarmış. Şimdi diyorlarmış Muhammed'i bu putlar çarpacak. Çünkü öyle itikad etmişler be kardeşim ya. Ama bunu şunun için söyleyeceğim, anlatacağım. Bugün de ne olur ya, rica ediyorum. Müslümanlar olarak bizden ne olur. Farkında olmadan içimizde olmayacak şeyleri güvenerek Rabbimizi bırakmayalım ya. Yani çarenin Rabbinde olduğunu düşünmeyin. Şöyle olursa kurtulacağız, böyle olursa kurtulacağız, şöyle olacak. Ya bırak Allah rızası için ya. Ne olur ya, bunu bırak ya. Bu işin çaresi Rabbime sarılacağız, kurtulacağız. İnşallah. Buna döneceğiz biz ya. İnşallah. Yoksa falanca şöyle yapacak, pişmanca böyle yapacak, şu şöyle olacak, bu böyle olacak, bildiği gibi oluyor, aksinde oluyor lan. Yapma Allah rızası için ya. Bak senelerimiz geçti. Gençliğimiz bitti. Ömrümüz bitiyor. Ama İslam'ın nurunu görmeden gitmeyelim be kardeşim. İnşallah. Ama bu işin çaresi, tekrar ediyorum, bu işi kim yapacak? Allah. Rabbim yapacak ya. Biz Rabbime sarılacağız. Onun emirlerine sarılacağız. Onun yasaklarından kaçacağız. Rabbimi memnun edeceğiz. Çok da önemli değil. Sarılacağız. Bu işi Mevla bitirecek inşallah. İnşallah. Ama yok. Hocam bildiğin gibi değil. Şöyle olacak. Şimdi bak göreceksin bak. İş düzeliyor. Gidiyor. Yapma Allah'ın. Bak. Ne diyormuşlar biliyor musun? Tak. Şimdi diyor lat diyor lat. O bir put ismi. Onu diyor parçalacak. Geliyor o denilen isme. Lat aşağıda. Ondan sonra diğer bir tanesi söz. İsmini saymak istemiyorum. Diğeri gidiyor. Yine kendine göre bu sefer diyor bu işini biliyor. Öyle yapmış. 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl. Öyle yapmış. Demiş ki bu ne yapar? Parçalar demiş yani. Çarpar demiş. Ya taşa, toprağa bunlar, ağaçlara söylüyorlar bunları ya. Kendi elleri yaptıkları şeyi söylüyorlar ya. Ondan tak 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 tak. En son kendi kendine ya demişler bunlar hepsi. Bunlar da bir şey olmuş. Ömrümüz bitmiş. Yalandan kendimizi kandırmışız. Pişman oluyorlar ya. Şimdi de mümin Rabbine dönmediği takdirde en son söyleyeceği söz bu. Yani ne yalanla uğraşmışız bu işlerin peşinde be kardeşim ya. Ömrümüz bitmiş be kardeşim. Rabbimize niye tam yönelmemişiz ya? Rabbim böyle demekten bizleri muhafaza etsin. Amin. Zamanında uyanmayı nasip etsin. Amin. Sonra netice. Sonra tabii ki Osman bin Talha'da anahtar alındı. Ama bu anahtar birine verilecek. Abbas radıyallahu anh peygamberin amcası. Peygambere sokuluyor. Ben bu işin daha önce hizmetkarını yapmıştım biliyorsun. Beytullah'ın hizmetini yaparım. Anahtar bana verilse memnun olurum. Amcası. Mevla ayet indiriyor. İşi ehline verin. Çağırıyor Efendimiz Osman bin Talha'yı. Gel Osman gel. Rabbim buyuruyor ki bu işi ehline verin. Sen bu işte ehilsin çünkü buraya gerçekten istirahat kıvamda güzel kıvamda bakıyorsun. Buyur anahtar senindir. Müslüman olmamış. Şimdi meşhur
İnşallah geçeceğiz inşallah. İnşallah. Osman bin Talha bu hareketten sonra bunu diyor ancak Allah emeder ve peygamber bunu yapar diyor bu hareketi diyor. Ben de iman ettim diyor. Bu sefer Cibril Emin diyor ki Osman bin Talha'ya haber verin. Kıyamet sabahına kadar onun sürbünden, onun yolundan gelenler, onun ailesinden bu hizmetkarlar devam edecek. Şu anda öyledir. Ya. Sen bir fedakarlığa fedakarlık yaptın. Sen bir teslim oldun. Al sana evladan da müjde. Rabbim buraları çok iyi anlamadasınız. Biz buraları çözemiyoruz. Zannediyoruz ki Mevla'nın yardımı gelmez zannediyoruz. Yok gelir anında görüldü anında. Rabbim kendisine güzel yönelmeye bizi kahretsin. Ve ila hakem diyor beynen la sen tahkumu bilhal. İkinci ifade Mevla Teala buyuruyor. İnsanlar arasında hüküm verdiğin zaman adaletle hüküm verin. Sevgiyle değil, merhametle değil, meyille değil, kendini de tarafa yönlendiriyorsa o tarafa doğru değil, adaletle hüküm vereceksin. Kendi aleyhine veya aleyhine fark etmez. Rabbim bu konuda nasıl istiyorsa öyle hüküm vereceksin. Ama hocam benim menfaatlerime çakışıyor. Menfaatlerine uygun değil. Rabbime uygun hüküm vereceksin. Rabbim bu yolla bizlere başarı nasip etsin. Herkes kendini bu konuda bir incelesin. Bir bak bakalım ya. Ya çocuğunla aramda bir olay oldu. Ya ben babayım diye ağır basmayacaksın. Hükmü nasıl vereceksin? Adaletle hüküm vereceksin. Ben patronum diye işçini ezmeyeceksin. Veya çoğaltabilirsin. Veya evladın gerisiyle çakıştığında sevdiğin birisiyle Değil. Adaletle hüküm vereceksin. Rabbim bu yolda bizlere başarılar nasip etsin. Amin. Başaracağız inşallah. İnşallah. İnşallah değil mi? İnşallah. Rabbim başarmayız. Amin. Ne olur hocam adaleti güvenirsek? Efendimiz büyük sakınan o şeyler. 7 sınıf insan var diyor. Kaç sınıf? 7 sınıf. Bunları şöyle kısaca söyleyeyim size. Bakayım hangi sınıftınız? İnşallah hepsinden. İnşallah. İnşallah neyseniz ya. İnşallah. Korkuyorsunuz siz ya. Hadi bir ölçelim ben. 7 sınıf insan var diyor. Mahşer gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde yani güneşin bir mızrak boyu yaklaştığı insanların beyinlerinin fokurladığı bir mızrak güneş yaklaşmış. İnsanların beyinleri fokurluyor. Sıcaktan, ateşten. O günde hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde Rabbimin gölgesiyle gölgelenecek 7 sınıf insan. Kaç sınıf insan? 7. Ama tabii böyle hikaye dinler gibi dinliyordunuz mübarek adamları ya. Ya güneş ne yapmış güneş? Bir mozak boyu yaklaşmış. Beyinler ne oluyor? Fokurluyor. Hiçbir gölge yok. Rabbimin gölgesiyle gölgelenecek insanlar. İnşallah. Kaç sınıf? 7 sınıf. 1. El-İmran-ül Adil. Adil önder. Bu ev halkından tut, devlet reisine kadar çıkar arkadaşlar. Bir insan diyor evinde kendisi önder durumundadır. İş yerinde kendisi önder durumundadır. Bunu herkes çoğaltabilirsiniz. Yani kontrolün altında kimler varsa onların önderi bulunurundasın. Eğer gerçekten onlara karşı adaletle davranmıyorsan o günde ne yapacaksın? Rabbim bizi kahretsin. Ama kendini kontrol et. Nefsine gerçekten bastıkları zaman, damarına bastıkları zaman durumun nasıl? Hakikaten ne demek ya? Hak neyse, doğru neyse onun sonuna kadar desteklerin. Söz odur. Der misin? Yoksa ya bu bizim komşu, bu bizim dostumuz, bu bizim ahbabımız, bu evladımız, bu bizim torunumuz, bu bizim kardeşimiz, bu bizim köylü, bu bizim köylü, bunun tarafında olalım mı? Nasıl durumumuz ya? Rabbim adaletten olmayı bize gidermiş inşallah. Başaracağız inşallah. İnşallah.
söyleyinsin Allah'ın için. İnşallah. İnşallah. Biraz zor söylediniz ama olsun. İnşallah. İnşallah. Zor da olsa söylediniz de olsun. Rabbim tümallığını emeği yazın. Amin. İkincisi hocam bunları bu 7. sınıfta insanın ikincisi. Gençliğini diyor, gençliğini ibadet yolunda geçiren genç. Nasıl durum? Gençliği nerelerde geçiyor? Nerelerde geçti? Nasıl durumu? Elhamdülillah Rabbimin yolunda inşallah. İnşallah. Allah'ım inşallah evlatlarımıza da bütün gençliğimize de bu güzelliği nasip etsin. Gençken sıhhatin, afiyetin her şeyin yerinde mübarek adam. Bak ayaklarını tutuyor, gözlerini rahat görüyor. Her şeyin mükemmel sıhhat afiyeti yerinde. Ne olur ya? Ne olur? Bu gençliği Rabbinin yolunda kullan. Ve mahşerde biliyorsunuz insan diyor dört şeyden hesap vermeden adım atamaz, adım atamaz. İlk ifade şu, gençliğini nerede geçirdi? İlk ifade. İkinci ifade ne biliyor musunuz? Efendimiz biliyor, hayatını nerede geçirdi? Hayatın içinde gençlik yok mu? Var. Yani gençliğin ne kadar önemli olduğunu Mevlana, Efendimiz bize ne yapıyor vurguluyor kardeşim. Allah'ım gençlerimizi inşallah ibadet yolunda alışkanlıklar nasip etsin inşallah. Amin. Ama kendisi herkes gençliğini tanıyor arkadaşlar. Hele bu zamanda açık söylüyor. Ben bu konuda biraz biliyorsunuz. Bu konu geldi mi biraz açık söylüyorum. Kalbimin içiniyor. Rahatsızlanıyorum yani açık söylüyorum. Şayet bu zamanda gençliğin bu halini gördüğü halde bir Müslüman, hele hele şu genç kızların halini şu gibi gördüğü halde bir Müslüman kalbi incinmiyorsa, rahatsızlanmıyorsa, üzülmüyorsa, dertlenmiyorsa, hakikaten bu genç, yani ne oluyor diye kendini şeye kapılmıyorsa, işimiz zor be kardeşim. İşimiz zor. Ama başaracağız inşallah. İnşallah. Daha kuvvetli inşallah değil. İnşallah. Rabbim hepimize ikram etsin. Amin. Üçüncü sınıf insanlar var. Cülüm muhallekum bil mesacit. Üçüncü sınıf insan kalbi diyor mescitlere bağlı. Elhamdülillah söylesindir inşallah. İnşallah. Yani bir namaz, vakti namazını kılar. İkinci vaktinde, diğer vakitte yani, diğer vakitte yine kulağı namazda. O namazı kılar, diğer vakitte yine namazda. Yani kalbi mescitlere bağlı. Mescitler de hoşlanıyor, camiler de hoşlanıyor. Beraberce kılınan namazlardan cemaatten hoşlanıyor, ibadetler de hoşlanıyor. Kalbi mescitlere bağlı bir insan. Öylesindir inşallah. İnşallah. Nereden biliyorsunuz ya bu akşam buradasınız bak. Hoşlanmasınız gelmezsiniz. Bak demek ki mescidlere ne yapıyorsun? Bak zorlanmadın. Kimse zorlasan dur demiyor. Demek ki memnun oluyorsun, zevk alıyorsun, hoşlanıyorsun. Elhamdülillah. Birbirimize sahip olacağız inşallah. İnşallah. Buradan kurtarırız. İnşallah. Gençliği bilmem. İmam-ı Adil'i de kılırız inşallah. İmam-ı Adil'i ve Adil Önder. Adil Önder olacağız inşallah. İnşallah. Ondan sonra ne olacağız? Gençliğimiz bir yolda geçireceğiz. Geçenden geçmiş olsun. Geçmeyenler parça dediğinde. Üçüncüsü neydi? Kalbin mescidlere bağlı. Buradan kurtaracağız inşallah. İnşallah. Seviyoruz mescidleri elhamdülillah. Dördüncüsü diyor. Ve ben Cübihay. İki adam. Bundan da yırtabiliriz. Hadi bakalım. Nasıl diyor? İlâ tehâbbâ fillâh. Birbirlerini Allah için seviyorlar. İşte meali. Allah için toplanıyorlar. Öte parmakali. Allah için ayrılıyorlar. Bak şu andaki meclis buna uygun. Sadece bir şey kaldı. Ne? Birbirimizi menfaatsız sevmek. Şükürler olsun Rabbime. Buna hiç olmadı bunu kaçırmayalım. İnşallah. Hepsi üç tane garanti de Allah'ın izniyle. Gençliği bilmem. İnşallah onu da başarmışızdır. İnşallah. Başaramadıkça üzül diyelim Rabbimizden. Rabbim affeder inşallah. İnşallah. Mesela anlaşıldı. Demek ki birinciydi. Adi Önder. Rabbim başarmayı nasip etsin. İki, gençliğini ileride geçirmek. İbadetlerle Rabbinin yolunda geçirmek. Üç, kalbi mescidine bağlı. Doğru mu? Dört, birbirini yani Allah için toplanıp Allah için yapmak. Allah'a başarılı. Beşinci düşünüyor. Soy soy.
çok iyi Allah'ın kısımız. Amin. Hiç kimse bir kılıç kapmıyor. Allah'ınızda kazanırız Allah. İnşallah. Mevlam korur, korur inşallah. İnşallah. Ama yok öyle. Kaçamak yapmanın derdine düşersen var ya. Sen gel bakalım buraya. Gel. Sen ne yaptın kaçamak ha? Birisi daha arşın titremesine yani yıkılmasına sebepler arkadaşlar. Allah bizi muhafaza etsin. Amin. Ne anlatıyorsun sen? Müslüman yakışır mı ya? Öyle tatlanabu zemin zina innehu kâne fâhid. Zina yaklaşma, çirkindir diyor hastanla. Ve sen sevilen ne kötü yoldur diyor hastanla. Sen ne yapıyorsun? Rabbim her birimizi ve bütün gençlerimizi korusun inşallah. Amin. Ama şimdi gençlerin mantığı ne biliyor musun? Yanlış anlaşılmasın ama Rabbim kurtarsın inşallah. Ya diyor kendi gereği var iyi eğleneceğim ya diyor. Mantıklar değişmiş, şuurlar değişmiş, kafalar gitmiş, beyinler gitmiş gitmiş. Sen de fark etmez oynuyorsun. Gençliği düzeltik diyorsun, ne düzeltik bu para kadar gitmiş gitmiş. Ondan sonra perişan. Oğluma diyorum ki oğlum, ben diyorum senin yaşındaki evlendi, niye evlenmiyorsun diyorum. Diyor ki baba geçen diyor bir tane otobüste diyor bir diziyle karşılaştım diyor. Abi konuşup muhabbet ettik diyor, kaç yaşındasın abi, 37 yaşında. Niye evlenmedin abi, daha erken ya dedi diyor. 37 yaşındaymış daha erken demiş oğluma. Oğlum diyor ki abi onu yüzden diye beni zor tutun diye bak bir adam ne diyor diyor. Görüyor musun sen? Allah bize uyanmayı nasip etsin. Amin. Beyin gitti mi, şuur gitti mi, her şey gitti mi? Ne olur? Hiç tehlikeye gider. Rabbim hepimizi kayırsın. Amin. Demek ki beşincisi de ben Allah'tan korkarım diyeceğiz inşallah. İnşallah. Rabbim muhafaza etsin, uzak tutsun inşallah. Amin. Altıncısı diyor Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sağ eliyle verdiğini diyor sol eli bilmez. Şimdi adam yapacak bir hayır yapacak. Nereye reklam edeceksiniz beni? Reklamınız var mı sizin? Reklam yoksa diyor, sen diyor anlıyor, şofa çıkmış, şofa çıkmış şey. Reklam var mı? O zaman diyor kalıvereyim diyor. Ey Müslüman ey! Ondan sonra mahşerde gölgeyi bulursun sen. Hangi gölgeyi bulacaksın? Sağ eliyle verdiğini sol eli bilmeyecek diyor. Sağ eliyle verdiğinde, eğer sol eli bilmediğinde, verdiği kuvvetliyse, bilindiği yerde de, bilindiği zaman da kuvvetli veriyorsa, bu adam kurtarır. Ama millet duyacak diye kuvvetli veriyorsa, sağ eliyle verdiğini gizli verdiğinde, kuvvetli veriyorsa bu adam tehlike. Bu adam riyakar bir adam. Riyakar bir adam bu adam. Rabbim her bir yüzü muhafaza etsin. Amin. Öyle değilsin inşallah. İnşallah. Şimdi gerçi vermeyi unuttu millet. Şimdi onu unuttu. Ne sağ eli ne sol eli. Hiç kimse doyuyor hocam. Hiç kimse görmüyor. Melekler dahi görmüyor. Belami oldu ben. Niye görmüyor melekler? Vermiyor ki adam. Vermeyin de adam ne gördü? Kim görecek onu ya? O kadar gizli ki maşallah. Yedincisi de diyor. Hiç kimsenin bulunmadığı yerde Allah ve zekar Allah'ı haliyen fefâhat aynâ. Hiç kimsenin bulunmadığı yerde orada Rabbi için göz yaşı döken. Rabbi için göz yaşı döken. Yani özellikle bunu teheccüd erbapları yoruyorlar arkadaşlar. Teheccüd erbapları biliyorsunuz. Gece kalkar. Herkes yatarken onlar kalkar. Rabbileriyle beraber baş başa tabiri caizse ifadeyle söylüyorum. Bir ifadedir bu. Baş başa sanki Mevla'ya el açar yalvarırız. Kimsenin görmediği, kimsenin duymadığı, sadece ve sadece Rabbini gördüğü, bildiği anda Rabbi için göz yaşı döker. Her hepsini geçtik Allah'ın size. İnşallah. Allah'ın başı amel etsin. Amin. Hocam geçemedik de, geçemedik de biz çalışalım canım. O dünyadayız. Allah'ın başı amel etsin. Amin. Netice. Ve de hakem tüm beynenden sen tahkımı bilen. İnsanlar arasında hükmederken sadece hükmedeceğiz arkadaşlar. Adalet. Gaza gelerek değil. O dedi bu dedi yerle değil.
Allah rızası için ya. Günah bu millete ya. Gaza geliyorsun. O dedi bu dedilerle beraber yürüyorsun. Tanıyor musun, tanımıyorsun. Araştırmadan kapılıp gidiyorsun. Ondan sonra Fetus bir hala ma fadüm nâdimin diyor Allah. Sabaha kalktığında bir sonra olarak kalkartılacağız Allah. O yüzden dikkat edeceğiz. İnşallah. Allah bizi muhafazayız. Amin. Araştırarak, takip ederek, inceleyerek, bakarak kimsenin gaza gelmeden Rabbim başa koyacağız. Amin. İnnallaha ve inna ileyhi raciun. Bir bak bak seni diyor Mevla Tanrısı. Ne güzel vaaz ediyorum, ne güzel vaaz ettiriyorum, ne güzel ifadeler kullandırıyorum, ne güzel hükümler söylettiriyorum. Bunlar sizin her birinize lazım. Hoşunuza giden, sizin için mükemmel, hakikaten doğruyu bulma yolunda, hakikati yaşama yolunda, rahat etme yolunda mükemmel olan hükümleri veren diyorum diyor Mevla Tanrısı. Rahat edeceksiniz ya. İnnallaha gayret semiyan basira Mevla Tanrısı. Her ifadenizi, her sözünüzü, her hareketinizi bilicidir. Görüştür Mevlamız. Her şeyimiz. Amenna o zaten. Rabbim bu şekilde amel edebilecek rahmet. Amin. Her ifademiz işitiliyor, görülüyor. Başaracağız. İnşallah. Son ayet bir ayet, iki ayet dedi demiş zaten. Bir ikinci ayet. Ama Mevlamız her yönde dini amel eyvah denler. Etiyallah ve adiyar Resul. Allah'a ve Resulüne itaat et. Ölçüyü Mevla Teala koymuş. Geçen hafta hocalar toplantısında söyledim. Çok önemli bir ifade bu. İster misin ahirette peygamberlerle beraber nimetlenmek? Anlayamadım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber nimetleniyorsun. Onunla beraber cennettesin. Onunla beraber güzellikleri yaşıyorsun. İster misin? İsteriz. Sıddıklarla beraber olmak ister misin? İsteriz. Şehitlerden olmak ister misin? Sahil ehlerden olmak ister misin? Mevlamız ve Haşr-ı Evlâkinde Rafika ne güzel arkadaş bunlar diyor ya. Ne güzel arkadaş diyor ya. Ama şart koymuşak Allah. Nasıl olacak? Tamam istiyorum. İstiyorum. Ben de bu. İstiyorsan ömen yok da illa o itaat edeceksin be kardeşim. Laf dinleyeceksin, teslim olacaksın. Yaşantılarına kulak vereceksin. Bak peygamberlik peygamberimize sondur. Ama Sıddîk'e son değildir ki. Sıddık olabilirsin. Şehitlik son değildir ki. Şehit de olabilirsin. Salihlik son değil ki. Salihler zaten olacak. Bak gördün mü ayet-i kerimenin bu ayet-i kerimenin tecelliğine mazhar olursun. Bunların sırrını erersin ya. Ama laf dinleyeceğiz, teslim olacak. Güzel bir şekilde yol bulacağız. Bu işi sevenlerle beraber olacağız. Bu işi yürüyenlerle, bu işi eğitimini alacağız. Allah dostunun nefretini ayrı olacağız. Onlara öğrettiği şekilde yürüyeceğiz ve kazanacağız. İnşallah. Güzel olurdu arkadaşlar. İnan pişman olmayız. Burada pişman olmayız. Bunun dışında pişmanlık var. Kim kendisi, kimse kendini kandırmasın. Allah dostlarının etenden ayrılırsak, itaatten ayrılırsak, teslimiyetten ayrılırsak o zaman pişmanlık var. Yoksa pişmanlık yok. Rabbim pişmanlığımız. Amin. Resulullah'a itaat edeceksin diyor Mevla Teala. Rabbim başarmayız. Amin. Ve ulil emri minküm. Sizden olan ulul emre de sizden olan ibadeyi unutma. Ulul emre de itaat edeceksiniz diyor Mevla Teala. Halid bin Velid komutasında Ammar bin Yasir. Ammar radıyallahu anh Halid bin komutasında savaşa katılıyor. Katılıyor savaşa. Karşı taraftan oradaki ahali duyunca ki Müslüman ordusu üzerimize geliyor, kaçıyorlar. Bir tanesi kalıyor. Ammar radıyallahu anh diyor ki ya Ammar, ben diyor kaçmadım. Ama Müslüman olmak istiyorum. Beni himayeye al, beni öldürmesinler diyor. Tamam diyor Müslüman ol. Müslüman oluyor, himayesini alıyor. Halid bin Velid diyor ki radıyallahu anh, Ammar kafana göre iş yapma. Ulul emir şu anda emir bendedir diyor. Benden habersiz kimseye yalan veremezsin. Ammar diyor ki o Müslüman olduğundan da ben veririm diyor. Aralarında bir münazaa çıkıyor, tartışma çıkıyor. Geliyorlar Resulullah, ya Resulullah aramızda durum böyle. Ne dersin? Ammar'ın himayesi geçerlidir.
ama bir daha böyle yapmam var. Tekrar ediyorum. Ammar'ın rivayesidir. Geçen bilir ama bir daha böyle yap. Yani itaat et, itaat et. Gördünüz. Rabbim bize bu yolda ciddiyet nasip eylesin. Amin. Fe'in tenecatün fişi. Hazreti Allah buyuruyor. Aranızda bir münaza, bir çekişme olduğunda birbirinize düştüğünüz olmaz mı? Olur mu Mevla? Olur. Olmaz mı? Olur. Sahabi doğmamış mı? Olmuş. Bir münaza olduğunda feruttu inallah ve resul. O münaza, o çekişmeyi Müslümanlar. O münaza, o çekişmeyi Allah ve Resul'e getirin. Ölçüyü Allah ve Resul'e ölçüye getirin. Hükmü Allah ve Resul'e ölçüye, hükmüne getirin. Ortaya koyun. İlim ermakları huzurunda, alimler huzurunda ortaya koyun. Koyun ortaya varsa bir münaza. O zaman iş çözülsün. İnkül tüktü bile billahi ve cemliyatın. Eğer Allah'a ve ahiret güne imanınız varsa böyle yapın diyor Hazreti Allah. Mevlamızın ifadesi be kardeşim ya. Şimdi yaygara sistemi. Müslümanlar arasında meşhur. Kimi beğenmiyorsun? Falanca bir yaygara. Yürü be kardeşim. O var ya diyor, o bir başlıyor zaten. Güm, gitti, eyvah. Ondan sonra sen bir tokat, zaten arkandan gelenler 10 tane tekme sallıyor. Ondan sonra adam ne oldu da şaşırıyor. Ne oldu ya diyor. Nasıl oldu ya diyor. Bir anda nerede buldum kendimi ya diyor. Rabbim her birimizi muhafaza etsin. Amin. O yüzden böyle münazalarda, böyle tartışmalarda gerçekten olayı Allah ve Resulüne getirmekten başka çaremiz yok. Ve bunun da ölçüsü, bunun da ölçüsü bugünkü şartlarda ulema ekibidir. Rabbim iyi anlam hepimize kahretsin. Yoksa onun gazıyla, bunun ifadeleriyle, onun yazılarıyla, onun medya mantığıyla, onun sosyal bilmem ne paylaşımlarıyla şunla bunla yürürsen havada alırsın. Ondan sonra eyvah dersin. Rabbim muhafaza etsin. Amin. Ayetler böyle. Zalik hayrul mahsul. Mevla buluyor. Bu sizin için diyor hayırlı ve en güzel sonuçtur diyor Hazreti Allah. Sonuç bu. Hayır olan bu. Güzeli bu. Olay bu. Laf dinle kurtar. Yoksa bu tefrika mantığında hiçbir mümine, tefrika mantığında hiçbir mümine fayda yoktur. Tefrika mantığında hiçbir mümine ne yoktur? Olmamıştır. Öten heberi hüküm diyor Allah. Hatta gücünüz gider, gücünüz gider, kuvvetiniz gider, perişan olursunuz. Ondan sonra 1,5 milyar Müslüman, 2'ye yaklaşmış Müslüman ama netice bir mahalleye gitmiyor. Rabbim Müslümanları o yapmak nasip etsin. Vermeye haber.com